Merhaba, bugünkü konumuzun başlığı diaspora. Diaspora, klasik anlamıyla belirli bir toprak parçasından veya ülkeden çıkmak zorunda kalıp dünyaya dağılan, değişik ülkelerde, değişik toprak parçalarda yaşayan ve bulunduğu toplumla pek de uyum sağlayamayan, devamlı geri dönmeyi düşünen insanlar için kullanılırdı. Bu anlamda ilk kullanımı olumsuz bir terimdir. Ve yüzyıllar boyunca bu diaspora deyimi dini anlamda kullanılmıştır. Çünkü Yahudilerin Orta Doğu'dan çıkıp dünyaya dağılmalarıyla gündeme gelmiş olan bir terimdir. Diaspora, dağılma. Ancak şunu unutmamak gerekir. Terimler aynı kalır, içerikleri değişir. Bu bakımdan terimi içeriğindeki değişmeyi dikkate almadan tekrarlamak doğru bir şey değildir. Bunu ilk videolardan birinde dünya devrimiyle ilgili olarak da söylemiştim. Dünya devrimi, ki Marx ve Engels dünya devrimini de savunuyorlardı. Dünya devrimi onlar için İngiltere, Fransa, Almanya ve çevrelerindeki ülkelere ait bir devrimdi. Yani Batı Avrupa devrimiydi kısaca. Bugün dünya devrimi dediğinizde bu bambaşka bir şeydir. O dünya devrimi içinde, o dünya içinde daha doğrusu, mesela Amerika Birleşik Devletleri yoktu, Japonya yoktu, Rusya yoktu. Yani bugün bunları dışta tutarak bir dünya düşünemezsiniz. Diaspora da böyledir. Zaman içinde kelime aynı kalmakla birlikte anlamı değişmiştir. Şimdi diasporanın tipik özelliklerinden birisi olarak daima geriye dönüş tutkusu, geriye dönüş umudu sayılmıştır. Bu Yahudi diasporası için geçerlidir. Ancak şunu da unutmayalım. Eğer Nazilerin Avrupa çapında Yahudilere yönelik soykırımı olmasaydı muhtemelen büyük bir ihtimalle bugünkü İsrail Devleti de olmazdı. Yani Yahudilerin belli bir bölgeye dönmeleri de gündeme hiç gelmeyebilirdi. Ancak Yahudi diasporası tek diaspora değil. Tarihte başka tanınmış diasporalar da var. Mesela siyah diaspora. Siyah diasporanın diğer adı Black Atlantic, yani siyah Atlantik'tir. Bu insanlar Afrika'nın batı yakasındaki şeritten toplanıp gemilerle Amerika kıtasına götürülen siyahları anlatır. Bunlar işte Küba, Brezilya, Orta Amerika, şimdiki Amerika Birleşik Devletleri, Meksika vesaire buralara getirilmişlerdir. Bunlar da geriye dönüş diye bir düşünce yoktur. Yok çünkü nereye dönecek? 400-500 yıl önce geldiği ülke, gelmiş olduğu ülke, o zamanın anıları kuşaktan kuşağa aktarılmış olsa bile artık yok. Orada başka bir şey var. Orada başka ülkeler var, bambaşka şeyler var. Dolayısıyla yani geri döneceksin, nereye döneceksin belli değil. Dönecek yer yok. Bu nedenle siyahlar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri içinde geriye dönmekten ziyade bulundukları ülkenin kültürünü etkilemeye yönelmişlerdir. Ki bunu da özellikle mesela müzik alanında yaptılar. Mesela siyahların işte caz, blues akımlarını kurmaları, Ray Charles, Nat King Cole gibi ünlü siyah şarkıcıların yetişmesi ve bunların kendilerini Amerikan müzik piyasasına kabul ettirmeleri ile bu olay gelişmiştir. Yani dedik ki Yahudi diasporasının dışında bir başka önemli diaspora olan siyah diasporada geriye dönüş diye bir düşünce yok. Çünkü dönecek yer yok. Tabii bu siyah diaspora aynı zamanda yıllarca eşit haklar mücadelesi vermiştir. İşte Martin Luther King'in yaptığı meşhur Washington yürüyüşü, eşit haklar yürüyüşü mesela bunun işte en tepe noktasıdır. Aynı zamanda 1968 hareketi içinde de yer alır bu büyük yürüyüş. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahlarla ilgili ırkçılık ciddi bir sorundur. Yasa önünde eşittirler. Tamam, burası yıllardan beri böyle de fiiliyatta yasa önünde eşit olmak fiiliyatta bambaşka şeylere yol açmıyor denilemez. Bir başka önemli diaspora Çin diasporasıdır. Şimdi Çinliler de dünyanın değişik yerlerinde dağılmış olan bir halk. 1838-1870 yılları arasında 500 bin kadar Çinli
değişik ülkelere gidiyorlar ki bunlar özellikle de işte Küba, Peru, Brezilya, Trinidad ve bunlar çevresindeki ülkelere gidiyorlar. Neden? Çünkü bunda, burada iş gücüne ihtiyaç var. O sırada Afrika'dan yapılan köle ticareti yasaklanıyor. Köle ticareti yasaklanınca iş gücü açığı uzak doğudan gelen insanlarla doldurulmaya çalışılıyor. Bunların önemli bir bölümü de Çinlilerdir. O kadar ki o dönem Çinliler Peru'ya bile gidiyorlar. Yani dünyanın bir sürü ülkesine dağılıyorlar. Amerika'da özellikle geldikleri yer San Francisco'dur. San Francisco'da bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Chinatown, yani Çin kenti denen kentin içindeki kent kuruluyor. Daha sonra birçok kentte başka ülkelere de aynı zamanda Chinatown'lar kuruluyor. Bunlar Çin diasporasının yoğun olarak birlikte yaşadığı yerlerdir. Şimdi Çin diasporası tabii yakın ülkelere de gidiyor. Yani işte Hong Kong, Hindistan'ın kenarı, ondan sonra Endonezya, Tayvan vesaire gibi yakın ülkelere de gidiyor Çin diasporası. Çin diasporasının şöyle bir ilginçliği var. Mesela 1911'de Çin'de demokratik devrim benzeri bir hanedanın sona ermesi ve cumhuriyet kurulması gerçekleşiyor. Gerçi bu oturmuyor rejim ama bu şeyde rejimin önderi Sun Yat-sen. Sun Yat-sen tipik bir diaspora elemanı. O kadar ki İngilizceyi Çince'den daha iyi konuşuyor. Diasporayla gayet iyi bağı var ve diasporadan büyük ekonomik destek alarak Çin'de hareketin başına geçiyor. Ve 1911'de işte o Çin'deki demokratik denilebilecek oturmayan bir devrim gerçekleşiyor. Daha sonraki yıllarda o bölgenin mesela diasporaya gidip gelen önemli insanları var. Mesela Vietnam, Laos, Kamboçya yıllarca Fransız sömürgesiydi. Ve Fransa'da özellikle Paris'te yaşayan bir Vietnam diasporası vardı. Vietnam'ın insanları vardı. Çinli insanları vardı. Mesela bunlardan biri Ho Chi Minh'dir. Ho Chi Minh aynı zamanda Fransız Komünist Partisi'nin kurucuları arasındadır. Bir dönem Fransa'da yaşamıştır. Yine Fransa'da hem okuyan hem çalışan Deng Xiaoping var. Daha sonra Çin tarihinde başından itibaren büyük rol oynamış bir insan. Uzun yürüyüşe de katılmış kendisi. Daha sonra Çin'in dönüşümünde de önemli rol oynamış bir kişi. Mao'nun baştan beri muhalifi olan bir kişi Deng Xiaoping. Fakat Mao kendisini tasfiye edemiyor. Yani vazgeçilmez bir eleman. Onunla beraber tabii Chu Enlai de var. Böyle bir durum. Şimdi Çin son dönemde dediğim 1980'li yıllardan itibaren dış yatırımlara açıldığı, sanayileşmede önemli hamleler yaptığı zaman ülke dışındaki diasporadan büyük yardım alıyor. Çin diasporasından büyük yardım alıyor. 1991'de mesela Singapur'da toplanan dünya çapındaki Çin Ticaret Odası'nın toplantısında deniliyor ki değişik ülkelerde yaşayan 25 milyon Çinli bulunuyor. Bu tabii 30 yıl önce, şimdi herhalde 40-50 milyon olmuştur bunların sayısı. Bunların bir bölümü zengin insanlar. Ve bu zengin insanlar Çin'de yapılan dışarıdan gelen sermayede aynı zamanda önemli bir aracı rolü oynuyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Çin'in dünya çapında bir ülke olması Çin diasporasının fena halde işine gelir. Çünkü Çin diasporası da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde eşit haklar için büyük bir mücadele veriyor. Bir dönem Amerikan lokantalarında, kapılarında köpekler ve Çinliler giremez yazardı. Bu tabii bir halk için büyük bir aşağılanmadır, büyük bir hakarettir. Çinliler bunları yaşamış insanlar. Dolayısıyla Çin'in dünya çapındaki konumu yükseldi mi, ister komünist olsun, ister sağcı olsun, bu bütün Çinlilerin işine geliyor. Sonuçta yükselen bir devlet, aynı zamanda onları da şöyle ya da böyle bir şekilde tabii ki ilgilendiriyor. Kaçınılmaz bir şekilde onları da bunlar aynı zamanda ilgilendirmiş oluyor. Şimdi diasporalar giderek dünyada önemli rol oynuyorlar. Şöyle diyelim, Afrika'da çok sayıda ülkede ufak tefek savaşlar var. Değişik gruplar arası savaşlar var. Hükümet güçleriyle bu gruplar arası savaşlar var. Bunların çoğu duymuyoruz. Ancak Sudan gibi büyük çatışmalar olursa biz bunu duyuyoruz.
Çoğu gazetelerde, televizyonlarda haber olmuyor. Bunları duymuyoruz. Tabii şöyle bir soru var. Bunlar nasıl savaşlar? Bir, hafif silahların kullanıldığı savaşlar. Yani öyle tank, top gibi şeyler yok. Genellikle işte otomatik tüfek, makineli tüfek, ağır makineli tüfek vesaire gibi şeyler kullanılıyor. Bunlar bulunması kolay, ucuz silahlar ve bunların finansmanını büyük oranda o ülkelerden yabancı ülkelere gidip orada çalışan diasporalar sağlıyor. Bunlar ülkelerindeki savaşlara önemli bir ekonomik katkı sağlıyorlar. Tabii her birinin aşiretleri var, grupları var, bilmem ne, hemşireleri var, şu su var, bu su var. Tabii ki herkes kendi yakın olduğu kesime gönderiyor. Başkasına göndermiyor. Ama bu savaşların finansmanında diasporalar önemli bir rol oynuyor. Bazı Afrika ülkelerinde mesela ödemeler dengesi açığının kapatılmasında diasporaların ülkelerine yaptıkları para transferleri önemli rol oynuyor. Benzer bir durum 1980'li yılların başlarında Türkiye için geçerliydi. Türkiye'de o zaman büyük bir döviz sıkıntısı vardı ve 1982 yılında ben biliyorum Türkiye'nin dışarıya yaptığı döviz karşılığında yaptığı dışarıya yaptığı ihracatla sadece Almanya'dan Türkiye'ye transfer edilen döviz aşağı yukarı aynıydı. Yani bu kadar büyük bir önem taşıyordu. Tabii daha sonra bu önem azaldı. Artık Türkiye'ye para transferleri azaldı. Çoğu kişi parasını artık Almanya'da harcıyor. Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Zaten Türkiye'ye yatırım yapacak para da kazanamıyorlar artık. Çok sayıda insan. Böyle bir durum diasporalar açısından söz konusudur. Mesela şeye bakalım. Herhalde en son bağımsızlığını kazanan devlet Kosova olsa gerektir. Sırbistan'dan bağımsız oldu bu ülke. Bu ülkenin mesela UÇK adlı bir şeyi vardı. Silahlı mücadele örgütü vardı. Arnavut diasporası, özellikle İsveç'teki Arnavut diasporası bu örgütü çok destekledi. Ekonomik olarak muhtemelen eleman olarak ve silah olarak da bunu çok destekledi. Şimdi ekonomik destekleyince aklıma hemen şey geldi tabii İrlanda Cumhuriyet Ordusu geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda İrlandalı yaşamaktadır. Bunlar işte 3. 4. 5. kuşak artık bunlar Amerikalı olmuşlar. Kökenleri İrlandalı. Ama bunlar mesela İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nu değişik yönlerden yıllarca desteklediler. O kadar ki o dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher Ronald Reagan'a başvurarak bu desteğin engellenmesini istedi. Reagan da yani ben ne yapayım ki dedi. Yani bunlar Amerikalı. Her şeyi kontrol etmek mümkün değil. Hele de 80'li yıllarda. Dolayısıyla bunlar İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nu özellikle ekonomik olarak şey yaptılar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İrlandalı diaspora yoğun bir şekilde destekledi. Durum bu. Diasporalarla ilgili olarak diasporaların önemi gittikçe daha fazla olacak. Çünkü dünyanın bütün ülkelerinden göç var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği ülkelerine, Kuzey Avrupa'ya, İngiltere'ye, Güney Avrupa ülkelerine, mesela İtalya'ya büyük bir göç var. Buralarda şu veya bu şekilde yıllardan beri yerleşmiş olan insanlar zaten var. Bunların üzerine başkaları da geliyor. Ve buralardaki diasporalar büyüyor giderek. Bu diasporalarda tabii çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Kimileri ülkelerindeki savaşları destekliyor. Finansman olarak işte ülkelerindeki gruplara mesela destek oluyor. Kimileri ülkelerinin ekonomik dengesine katkı yapıyor. Kimileri başka şeyler yapıyor. Fakat her durumda, her ülkede yaşayan insanların ülke dışındakilerle yoğun bir bağ oluyor. Ve bu yoğunluk gittikçe artıyor. Dünya çapında Türkiye dışında yaşayan kaç kişi var tam bilmiyorum. Yani sayı da biraz şey, muğlak. Doğru çünkü bütün sayılar legal değil. Yani bir bölüm kaçak yaşıyor çünkü. Ama en az 5,5 milyon. Siz buna yani 5,5 ile 7 milyon arası deyin. Ve bu sayı giderek artıyor. Yani dünyanın artık birçok ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Kimisi işte orada iş yapıyor, kimisi orada çalışıyor. Kimisi oraya iltica etmiş. Böyle değişik şeyler var. Ve bu sayıda giderek artıyor. Bakımdan diaspora olayı yani bizim için de bir hayli önem taşıyor. Bunların tabii bir numaralı ülkesi Almanya.
Çünkü ülke dışındaki Türkiyelilerin yaklaşık yarısını barındırıyor. Ondan sonra Fransa, Hollanda geliyor. Diğerleri giderek azalarak başka ülkelere doğru gidiyor. Ancak dediğim gibi yani bu sayı giderek artıyor ve daha büyük bir önem kazanmaya başlıyor. Şimdi bu programdan sonra 10 gün sonra Türkiye'de seçim var. Dedik ki bir seçim arası verelim. İnsanların kafası başka şeylerle meşgul. İlgisi daha çok seçime yönelik. Bu nedenle şöyle bir 10 gün kadar bir seçim arası verelim. Ondan sonra tekrar devam ederiz. O zaman görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.